Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yorum Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz yelek modelinin yapımını paylaşacağım. Yeleğimiz şöyle burgu modelden oluşmakta. Şöyle iki ön kısmında burgularımız var. Aynı zamanda da kolda da yine burgularımız var. Şöyle görün istiyorum, bakın. İki kolda da aynı şekilde burgularımız mevcut. Arka kısmında dümdüz trabzan şeklinde ördüm. Sadece burgularımızı ön kısmında kullandım. Gayet de şık, güzel bir model oldu. Beden kısmında lastik modelimizi uyguladım. Kolda da yine aynı şekilde lastik olarak uyguladım. Yeleğimin şöyle ölçülerini vereyim size arkadaşlar. Beden ölçüsünü şöyle düzenleyelim. 28 santimlik bir beden ölçüm var. Boy olarak da şöyle 30 santimlik de bir boy ölçüm var. Yaklaşık 1-1,5 yaş çocukların rahatlıkla giyebileceği bir ölçüdür. Malzemelerim şöyle göstereyim, bakın. Lamia Baby Boom diye bir ipim vardı. Onu kullandım. Antipiling özelliğe sahiptir. Şöyle göstereyim. 100 gram 250 metre. Yani kar topu Baby One ipinin birebir aynı özelliklerini taşıyor aslında arkadaşlar. Bu ipi ben hobiumdan almıştım. Sizler de oradan temin edebilirsiniz. Eğer bu ipi kullanmak istiyorsanız veya elinizdeki herhangi bir iplikle de bebe yünüyle de olur. Hiç önemli değil. İlla aynı marka olması gerekmiyor. Kodum da 331 arkadaşlar. Bundan 1,5 yumak kullandım. Yani ikinci yumağımdan şu kadar da arttı. Tığ olarak da 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Bakın 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Malzemelerim bu şekilde. Şimdi isterseniz yeleğimizin yapımına geçebiliriz. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Modelimizin yapımına başlıyoruz arkadaşlar. 70 tane zincir çektim. Şöyle bırakıyorum. 70 tane zincirim kaç santim olmuş? Bunu size söyleyeyim. Evet, 32 santim. Şöyle çekeyim, bakın. 32 santimlik bir ölçüsü var. Şimdi tığımı alıyorum. Bunun üzerine ayrımlarımızı yapacağız. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüye trabzanımı yapayım arkadaşlar. 2. Burada 2 tane trabzan olarak kabul ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Yanındakini 1 2 trabzan 2 zincir aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 tane trabzan yaptım. Bakın 10 trabzan yaptım ön için. Daha sonrasında yanındakine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yaptım. Şimdi bunları saymadan kol içinde 12 tane trabzan yapacağım. Bunların ikisini saymıyorum. 12 tane trabzan yapacağım kol için. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 tekrar sayacağım. 2 4 6 8 evet. 8 9 10 11 12 tane de kol için yaptık. Şimdi ipimi doluyorum. Yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir
aynı yere, bakın şu iki trabzanımı yapmış olduğum aynı yere bir iki tane de trabzan yapıyorum aynı yere. Şimdi arkası için bunları saymadan 20 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bir ikiz pardon arkadaşlar. 20 tane trabzan yaptım. Şimdi yanındakine 1 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum aynı yere. Şimdi kol için 12 tane trabzan yapacağım. Bunları saymadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane trabzanımızı yaptık. Yanına 1 2 trabzan 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Kol içinde 10 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen dibine trabzan yapıyorum. Burada bir tane trabzan yapmış olduk. Dönüşlerimi bir zincirle yapıyorum. Çünkü burada o 3 zincirle çekilen şeklini vermiş olduğu o deliğin oluşmasını istemediğim için bir zincir çekiyorum ve dibine trabzan yapıyorum. Şimdi 6 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6. Geriye 2, 4, 6 tane trabzanım kaldı geriye. Şimdi burada burgumuz için zemin hazırlayacağız arkadaşlar. Bakın ters yüzündeyim. Burgumuzu örneğimizin, modelimizin ön kısmında uygulayacağımız için zemini de ön kısımda uygulayacağız. Onun için ipimi doluyorum. Bakın şöyle şu hemen sıradaki trabzanımın şöyle arkadan geliyorum öne doğru. Trabzanımın üzerinden İpimi alıyorum ve geriye çıkıyorum. Bir trabzan yaptım. Burada 6 tane
Altılı burgu olacağı için arkadaşlar 6 tane lastik yapacağız. Yine şöyle arkadan almalı. Bakın arkadan geliyorum. Şu trabzanın üzerinden geriye doğru gidiyorum. İpimi alıyorum ve geri çıkarıyorum. 2. Üç. Dört. Beş. Altı. Altı tane. Bakın şöyle kabartım oluştu. İki, dört ve altı tane kabartı oluşturdum. İpimi doluyorum. Yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir. Ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada da tam ortayı bulacağım arkadaşlar. Burada bakıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 tane trabzanım var. İşlemimizi, burgumuzu biz 6 trabzan üzerinden yapıyoruz. O yüzden başta 5 tane ve sonda 5 tane olacak şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi burada 5 tane trabzan yapacağım. 1. Şu artırmadakini saymadım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu burgumuzu tam kolun ortasına denk getirmek için bunu yapıyorum. Şimdi 6 tane burgum için zemin hazırlayacağım. Yine bakın yine arkadan öne doğru geliyorum. Trabzanımın üzerinden geçiyorum. Arkaya doğru yine ipimi aldım. 1. Şöyle bakın. 2. 3. 4. 5. 6. Evet, 6 tane lastiğimizi, burgumuz için zeminimizi hazırladık. Bakın döndürüyorum. Şöyle bir zemin hazırlamış olduk. Şimdi geri kalanını trabzan olarak yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de sonda kaldı. Şimdi buraya bir tane trabzan yapıyorum. Burası 6 oldu. Yine burası da şuradaki artırmayla birlikte 6 tane arkadaşlar. Tam ortaya denk getirmiş olduk. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere trabzanımı yapıyorum. Arkaya burgu koymayacağım. Arkası dümdüz trabzan olarak devam ediyoruz. Burgumuz sadece ön ve arka kol kısımda olacak. İsterseniz kola burgu da koymayabilirsiniz. Sadece önde de burguyu yapabilirsiniz. Ben şöyle dolu dolu bir model olsun istediğim için burguyu hem önde hem de kolda kullanmak istedim. Çok şık, çok güzel bir model arkadaşlar. Yani bu kış günlerinde bol bol yapabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Farklı farklı renklerde hem kız hem erkek çocukları için uygun bir modeldir. Büyük, küçük, yetişkin yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama yetişkin için zincir sayısı veremem. Çünkü yapmadığım için hani ölçü bilemeyeceğim. Onun için de ne yapacaksınız? Kıyafetlerinizi ölçerek yapabilirsiniz. Evet, şimdi yuvaya geldim. Yuvada bir trabzanımı yaptım. 1-2 zincir tekrar yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bunu saymıyoruz. 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 3 4 ve 5 tane trabzan yaptım. Şimdi burgumuz için olan kabartı yerimizi, zeminimizi hazırlayacağız. Bakın 2, 4, 5. Evet, sıradakini hemen şöyle arkadan lastiğimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
ve 6. 6 tane üzerinden yapıyoruz burgumuzu. İpimi doluyorum. Şimdi 5 tane trabzan da bu tarafa yapıyorum. 2 3 4 5. İpimi doladım. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir ve tekrar yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın diğer ön tarafa şöyle bir bakalım. Şimdi bakın burada bir trabzan yuvamızın içerisinde ve sonrasında hemen 6 tane lastiğim var. Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz. Bu diğer tarafta 6. lastiğim bu yuvanın bacağına denk gelmişti. O şekilde hazırlıyorum. 1 2 2 3 4 5 6 tane lastiğimizi zemin burgu için hazırladık. Şimdi ön tarafta da yine 6 tane trabzanım olacak. 2 3 4 5 6 döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu öndeki 6 trabzanım hep aynı 6 tane olarak kalacak önde ve sondaki 2 3 4 5 6. Şimdi buradaki zeminimizi devam ettiriyoruz. Toplamda 3 sıra bu zemin devam edecek arkadaşlar. Şöyle bakın, bu sefer ön yüzünde olduğumuz için arkadan almıyoruz. Bu ön yüzünde böyle kabartı olarak devam edecek. O yüzden düz yüzünde olduğumuz için önden bu şekilde alıyorum arkadaşlar. 1 bakın. 2 3 4 5 6 tane kabartımızı yaptık. İpimi doluyorum. Bakın şurada bir tane trabzanım var. Bu trabzanımı yapıyorum. Yuvam içerisine de altta bir trabzan yapmıştık. Burada 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şurada kabartı olan yere kadar geliyorum. 1 2 3 4 5 6 trabzan. Bir de şuradaki 2 artırmayla birlikte 8 tane trabzanım oldu. Şimdi kabartımı yapıyorum. Burada da yine bakın şöyle önden alacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, şimdi burayı da yine 8 tane trabzan olacak. 2 3 4 5 6 trabzan. Yuvamın içerisine de 2 tane yapıyorum. 8 tane trabzan olacak. Altta bir trabzan da burada 2 trabzan. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yaptım. Şimdi kolu trabzan olarak örelim. Pardon, arkayı trabzan olarak örüyoruz. Burada herhangi bir artırma bir şey yok arkadaşlar. Evet, şimdi diğer tarafa kadar geldim. Buradaki trabzanlarımı yapıyorum. Kabartı yerine kadar. Bakın burada da yine şu yuvanın içindekileri de sayalım. 2, 4, 6, 7 ve 8 tane yaptım. Şimdi şu kabartılarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 4 5
6. Ve devam ediyorum. Yine bu tarafta da 8 tane trabzanım olacak artırma ile birlikte. Yuvam içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve 2 trabzan. Şurada bir tane trabzanım var. Bunu yapıyorum. Şurada bakın 6 tane kabartım var. Bu 6 kabartımı da yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Ve devam edelim. Sonda da yine 4, 6 tane trabzanım var. 3 4 5 6. Döndürüyorum. Bir zincir trabzanımı yapıyorum. 6 trabzanımızı yapalım. 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi kabartımı devam ettiriyorum. Yine bu sefer bakın arka tarafta ön yüzünden kabartılarımı devam ettirmem gerekiyor. Şu anda 1 2 3 4. sıradayım ve ters yüzümdeyim. Şöyle yine arkadan bakın şöyle göstereyim. Arkadan geliyorum. Önden alıyorum. Tekrar göstereyim bakın şu şekilde. 1 2 3 4 5 ve 6 tane kabartımı yaptım. Evet, bakın. Döndürüyorum. Şuradaki trabzanlarımızı yapalım. Bakalım kaç tane oldular? 1 2 3 trabzan yaptım. Altta 2 tane yapmıştık yuvaya. Burada da 1 tane trabzan yapıyorum. Ve şu kabarttan sonraki trabzan sayım 4'e yükselmiş oldu. 1 2 zincir çekiyorum ve yuvaya tekrar 1 tane trabzan yapıyorum. Bir sırada 2 trabzan, bir sırada 1 trabzan şeklinde devam edeceğiz bu yuvaları. Şimdi burada da yine şunu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzanım oldu bu tarafta. Şimdi yine şu 6 kabartımızı yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 6 tane kabartımızı yaptık. Devam ediyorum. Üç sıra burgumuzun zemini için kabartı yapmış olduk. Şimdi dördüncü sırada burgumuzu yapacağız arkadaşlar. Yine yuvama geldim. Bir tane trabzan yapıyorum. İki zincir ve tekrar yuvaya bir tane trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Bu kabartıları artık anladık nasıl yapıldığını. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar böyle. Evet, şimdi geldik. 2, 4, 5. sıramızdayız ve burgumuzu yapacağımız sıradayız arkadaşlar. Ön yüzünde burgumuzu yapıyoruz. 2, 3. Burguya kadar 2, 4, 6 tane trabzanımız var. 5 ve 6. Şimdi ipimi 2 kere doladım.
Bir, iki, üç tane atlıyorum. Dördüncüye bakın. Bir, iki, üç tane atladım. Dördüncüye şu şekilde bağlıyorum. Bakın. İki, iki, iki. Bir, iki tane doluyorum. Beşinciye yine şu şekilde diyorum. Şöyle biraz uzatıyorum. Önce iki çıkarıyorum. Sonra iki çıkarıyorum. Ve tekrar iki çıkarıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. İki kere, yani üçlü trabzan yapıyoruz burada arkadaşlar. Ve diğer altıncı kabartımı alıyorum. Birazcık şöyle uzatıyoruz. İki, iki, iki. Şimdi bir, iki, üç kere doluyorum. Ve şu geride bırakmış olduğum, bakın şu üçlünün ilkine, birincisine geri dönüyorum. Bu şekilde. Ve hep yine 2 2 çıkarıyorum. Burada 4 kere de çıkmış oluyoruz. 1 2 3 kere doladım. Yanındakini alıyorum. Bakın. Hep 2 2 çıkarıyoruz. 1 2 şu iki taneyi çıkarıyorum. Daha sonra şu iki taneyi çıkarıyorum. Ve sonrasında da şu iki taneyi çıkarıyorum. Yani dörtlü trabzan yapıyoruz. Tekrar üç kere doluyorum ipimi. Şimdi şunu alacağım. Yani üçüncüyü bırakmış olduğum üçüncüyü alıyorum. Yine belinden. İki çıkardım. Bakın hep iki iki. Şöyle göstereyim. Şurada bakın iki tane var. Şimdi bunların ikisini çıkarıyorum. Bir, iki tane var. Şimdi bunların ikisini çıkarıyorum. Ve şimdi de bu ikisini çıkarıyorum. Evet. Bakın burada bir tane burgumuzu yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki trabzanlarımı. Bir, iki, üç, dört. Bakıyorum. Altta yuvaya bir tane yapmışım. Burada iki tane yapıyorum. 1, 2 trabzan, 2, 4, 6 tane trabzanım oldu burgudan sonra. Şimdi 2 zincir, tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu 2 trabzanı da sayarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yaptık. 11 tane trabzan yaptık. Şimdi burada yine bu önde yapmış olduğumuz burgumuzu yine burada yapıyoruz. 2 kere doluyorum. Bakın 2 kere doladım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncünün belinden tutuyorum. Şöyle birazcık uzatıyorum. 2, hep tığımda 2 2 çıkarıyorum. 2 ve kalan 2 taneyi çıkardım. 2 kere doluyorum. Yanındakini alıyorum, 5.'ye. Şöyle birazcık uzatıyorum. 2 2 ve 2. Tekrar 2 kere doladım. 6. kabartımı alıyorum. 2 2 2 şeklinde bu tarafı yaptık. Şimdi 1 2 3 kere doladım. Geri dönüyorum. Bakın şu geride 3 tane ayırmış olduğumu şu ilkine dönüyorum buraya. 3 kere de doladım. Alıyorum. Bakın şöyle yaparsanız daha rahat edersiniz. Çok uzatmıyorum bu taraftakini. Şimdi şöyle bakın 1 2 tane var şurada tığım ucunda. Şöyle göstereyim bakın 1 2 tane var. Önce bunların ikisini çıkarıyorum. Daha sonra şu 2 taneyi 1 2 taneye çıkarıyorum. Daha sonra bir iki taneyi çıkarıyorum. Ve sonrasında da kalan iki taneyi çıkarıyorum. Bir, iki, üç tane doladım. Geride bırakmış olduğum şu ikinciyi alıyorum. Yine atıyorum. Bakın iki çıkarıyorum. Daha sonra şu tığımdaki iki taneyi. Yine iki tane. Ve yine kalan ikiyi çıkarıyorum. Bir, iki, üç.
Şunu da alıyorum. 2 2 2 ve 2 şeklinde buradaki burgumuzu da hazırlamış olduk. Şimdi devam edelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 tane de yuvam içerisine yapacağım. 10 11 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 2 tane. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Evet, arka tarafı da örelim arkadaşlar trabzan olarak. Diğer kola geldiğimizde bu burguyu tekrar size göstereceğim. Bu burguyu iyice kavramanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü her 3 sırada bir bu burgu yapılacak. Onun için hani ben bu sırada sadece göstereceğim burgu yapımını. Bir 3 sıra daha ilerlediğinizde yine videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz. Eğer her sıraya gösterirsem video oldukça uzar. O yüzden bu sırada çok iyi dikkatlice burgu yapımını görmeniz gerekiyor. Şimdi diğer kola kadar gelelim. Buradaki burguları da yine sizlerle paylaşacağım. Evet, burgu yerine kadar geldik. Şimdi 2 kere doluyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncünün bakın şöyle belinden tuttum. Şöyle birazcık uzatıyorum. Tığımdaki 2 taneyi önce çıkarıyorum. Sonrasında diğer 2'yi çıkarıyorum ve diğer 2'yi çıkarıyorum. Yani üçlü trabzan yapıyoruz. Yanındakini yine belinden tutuyorum. 2 2 2 1 2 kere doluyorum. Bu taraftaki bakın atlayarak yaptıklarımızda 2 kere doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Altıncının da yine belinden birazcık daha uzatıyorum. 2 çıkarıyorum. 2 çıkarıyorum. 2 çıkarıyorum. Şimdi 1 2 3 kere doladım. Geride bırakmış olduğum 1 2 3 tanenin şu ilkine geri dönüyorum. Bakın şöyle belinden. Şimdi yapıyoruz. Bu tarafta çok uzatmıyoruz. Direkt işleme geçeceğiz. Bakın tığımın ucunda şurada 2 tane var. Şu 2'yi çıkarıyorum. Daha sonra şu 2 taneyi. Sonra şu 2 taneyi. Sonra da bu 2 taneyi çıkarıyorum. 1 2 3 kere doladım. Yanındaki atlatmış olduğuma geçiyorum. Uzatmıyorum. 2 2 2 2 yine 3 kere doladım. Yanındakini alıyorum. Bakın 2 şu tığımdaki şu 2 taneyi tekrar bu 2 taneyi ve bunları alıyorum. Evet, böylelikle buradaki burgumuzu da hazırladık. Şimdi geçiyorum buraya. Burada da bakalım kaç trabzanım var. 2 3 4 5 6 7 8 9 trabzanım var. Yuvama da 2 tane yapacağım. 1 2 tane yapıyorum. 11 tane trabzan oldu. Burgudan sonra 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Bu trabzanlarımı da sayalım. 2 3 4 5 6 tane trabzan oldu burada. Şimdi tekrar burgu yapımını gösteriyorum. 2 tane doladım. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Dediğim gibi bu burguyu tekrar göstermeyeceğim. Bu sıradaki anlamış olduğunuz şekilde yapacaksınız. Bir arka sırada ben size burgunun toplamını göstereceğim. Toplamayı göstereceğim sadece. Şimdi bakın ipimi doladım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye bu şekilde ipimi topladım. Birazcık uzatıyorum. 2, 2,
İki şeklinde üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar doladım iki kere. Yanındaki beşinciyi alıyorum. Bakın biraz uzatıyorum. 2, 2 ve 2. Tekrar iki kere doladım. Ve altıncıya 2, 2, 2 şeklinde üçlü trabzanla bitirdim. Şimdi 1, 2, 3 kere doluyorum. Bu geride bırakmış olduğum şu üçlünün şu ilkine geri dönüyorum arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Bakın. Burada uzatmıyorum. 2 çıkardım. Bakın tığımdaki şu 2 taneyi. 1, 2 tane var burada. Bunları çıkarıyorum. 2 ve 2. Tekrar ipimi 3 kere doluyorum tığıma. Şu yanındaki ikinci kabartımı alıyorum. Uzatmadım. Ve bu şekilde 2, 2 çıkarıyorum. Yine 3 kere doladım. Diğerini alıyorum. Bakın. Bu şekilde. Evet. Şimdi şuradaki 6 tane trabzanımızı yapalım. 2 3 4 5 6. 6 trabzanımı yaptım. Şimdi döndürüyorum. Ters yüzündeyiz. 2 4 5 6. sıramdayım. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Baştaki 6 trabzanım hep var arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bunu toplama işlemini, yani bu burguyu toplama işlemini yapacağız. İpime doluyorum. Bakın şimdi şöyle önümdeki ilmeklerim, sıradaki ilmeklerim bunlar. Sırada görmüş olduğum ilmeği yine lastik olarak alacağım. Yine bakın ters yüzde olduğum için diğer taraftan alacağım. Hemen önüme gelen. Önüme gelenler hangileri? Şuradaki şu uzun olanlar. Bakın şöyle. Hemen önümdeki ilmeklerim şunların üçü arkadaşlar. Sırayla bunları şöyle de göstereyim daha rahat anlaşılsın. Bakın şöyle alıyorum. Normal trabzan yapıyorum artık. Dolama yapmıyorum. Sadece dolamayı burguları yaparken diğerine yine bakın sıradakini yine burgu olarak alıyorum. 2. Sıradaki ilmeğim şurada bakın. Bu. 3. Bunları aldım. Şu an burgudan sonraki birinci sıram. Şimdi önüme gelenler bunlar. Bunları da yine lastik olarak alıyorum. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Burgumuz oluşmuş oldu. Kendini belli etti. Evet, yine devam ediyorum. Sayalım. 2 3 4 5 6 bir tane de yuvaya yapıyorum. 7. 2 zincir, tekrar bir tane yuvaya. Çünkü bakın altta iki tane yapmışım. Burada bir tane yapıyorum. Devam ediyorum yine. Bakalım burada kaç tane var. Şu artırmamı saydım. 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 tane trabzanım olmuş burada. Yine bunları topluyorum. Bakıyorum şöyle ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bir üçlü var. Bu benim önümdeki ilk hemen önüme gelen ilmeklerim. Bunları yine şöyle topluyoruz. Bakın arkadan lastik olarak alıyorum. Bakın şu şekilde. Bunu da yine lastik olarak aldım. Şimdi önüme gelenler bunlar. Yine bunları da lastik olarak alıyorum. Ve trabzanlarımı yapmaya
Devam ediyorum. Diğer kola kadar gelelim arkadaşlar. Yine orada da size toplamayı göstereceğim. Evet, diğer kolumuza kadar geldik. Şimdi yine burada toplama işlemimize devam ediyoruz. Önümde görmüş olduğum ilk üçlüyü şöyle lastik olarak alıyorum. Ters yüzde olduğumuz için diğer taraftan alıyoruz lastiklerimizi. Şimdi diğer üçlüdeyim. Bunlar da yine aynı taraftan. Evet, burgudan sonraki birinci sıramız. 3 sıra öreceğiz. Yani bu sırayla birlikte 3 sıra öreceğiz. Sonra burgumuzu yapacağız. Şimdi bakıyorum, bir tane trabzan yapıyoruz, iki zincir, yuvaya bir trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi buradaki burguya geldim. Yine bunu da önüme gelen ilk üçlüyü alıyorum. İki, üç, dört, bakın, beş, altı ve devam ediyorum. Baştaki altı trabzanımız hep var arkadaşlar. Evet. Şurada şimdi ilk burguyu da yine göstereyim size. Bir zincir dibine trabzan, 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, yine bakın kabartılarımızı bu tarafta. Şimdi düz yönde olduğumuz için bu taraftan alıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi şöyle bir görelim. Bakın şu burgularımız gerçekten çok güzel. Şöyle katlayalım. Evet. Kol kısımda tam ortaya denk geldi burgumuz. Burada ön kısımlarımızdaki burgumuz da bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. 3 sıra burgudan sonra 3 sıra lastik, yani ön toplama, hani kabartılarımızı yapıyoruz. 4. sırada burgumuzu koyuyoruz ve sonrasında da yine toplayarak devam ediyoruz. 3 sıra toplama, 1 sıra burgu şeklinde rubamızı hazırlayacağız. Şu arkadaki şu kısım bize istediğimiz ölçüyü verene kadar öreceğim ben. Yani istediğimiz ölçü derken, hani kafamızda planladığımız ölçü, başta söylemiş olduğum ölçü grubu. Ben bakın şu anda kaç santim, bunu da söyleyeyim size. Şu anda 18 santim. Ben de öreyim, sizler de örün. Kaç santim ve kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar ben robamı tamamladım. Şöyle göstereyim, bakın. Çok şık, çok güzel bir roba oldu. Şöyle de açarak da göstereyim şu burgu kısımlarını size. Koldaki burgu kısmımız öndeki. Gayet şık oldu. Şimdi şöyle bedenin ölçüsünü vereyim size. Benim bedenim 26-27 santim gibi oldu. Benim için yeterli bir ölçüdür. Şimdi kolları birleştireceğiz. İpimi alıyorum. Evet, döndürdüm. Bir zincirimi çekeceğim.
trabzanımı yapıyorum. Baştaki 6 trabzanımızı yapıyoruz. 2, 4, 5, 6. Şimdi burada en son bakıyorum, toplamışım, bir sıra toplamışım. Tekrar toplamaya devam ediyorum. Yani şöyle belinden kavrayarak topluyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi trabzanla yuvaya kadar geleceğim. Yuvamıza kadar gelelim. Şimdi burada yuvaya bakın, yuvanın içerisine iki yuvayı karşılıklı olarak birleştirelim. Diğer koldaki yuvamızı da bulalım. Şu şekilde. Şimdi buna batıyorum. Bakın, bu yuvamın içerisine batıyorum. Daha sonra gidiyorum bu yuvamın içerisine de. Şu şekilde içinden çıkarıyorum ve burada bir trabzan yapmış oluyorum. Artık yuvaya trabzan yapmayacağım. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Trabzanlarımı yapmaya. Diğer yuvaya kadar aynı şekilde ilerleyelim. Diğer yuvanın oraya kadar geldim. Bu yuvaya batıyorum. Diğer yuvamı buluyorum. Tekrar üstelim. Bakın, batıyorum. Şuradaki yuvama da batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Ve trabzan. Şimdi devam ediyorum. Tekrar. Evet, kol birleşimimiz bu şekilde. Şimdi bedeni artık devam ettireceğiz. Tek burgu bir burada, bu önde, bir de diğer önde olacak şekilde devam edeceğiz. Renk çok yakıştı kesinlikle bu hırkaya. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Model de çok keyifli bir model. Evet, şimdi şuradaki 6 tane burgumuzu yine topluyoruz. İkinci sıramız. Yani toplamada ikinci sıramız, daha doğrusu zemin hazırlamada. Baştaki bu 6 trabzanımız hep var. Şimdi döndürüyorum. Altı tane trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6 trabzanımı yaptım. Şimdi bunları yine önden topluyoruz arkadaşlar. Lastik olarak. Bu kısımları artık biliyoruz. Hızlı geçiyorum. Sadece şu anda kol altını göstermek için örüyorum. Bir de oradaki sayıyı vereceğim size. Şu 6 tane. Evet, şimdi şu kol altına kadar olan sayıyı vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Evet, 13 tane trabzan, bir tane de birleştirmiş olduğumuz var. Şu birleştirdiğimize de bakalım. Bir tane trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Evet, şimdi bu şekilde ilerleyecek. Şöyle göstereyim. Burgumuzu sona kadar ilerletiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi devam edelim. Şurada size robada kaç sıra ördüğümü söyledim mi? Söylemedim arkadaşlar. Birleşim yerine kadar kaç sıra örmüşüm? Bunu da söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm. Şöyle ölçü de vereyim size. Kusura bakmayın, unutmuşum. Şuraya kadar. Bakın ölçüm de 10 santim. Buraya kadarlık ölçüm de 10 santim. Birleşim yerine kadarlık gelen yerimin ölçüsü 10 santim. Evet, şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Son birkaç sırada lastik yapacağım arkadaşlar. 27 santimlik bir bedenim var. Yani genişliğim var. Boy olarak da yaklaşık olarak 31 santim kadar, 31-32 santim kadar örmem gerekiyor. 3-4 santimi de lastik olarak ayıracağım. Onun için 28-27-28 santim gibi öreceğim. Ama tam sıra sayısı ve santim olarak sizlerle paylaşacağım. Ben de öreyim, siz de örün. En sonunda sıra ve santimini sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar, benim bedenim tamamlandı. Şimdi kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim size. Kol altından itibaren şöyle bakıyorum. Kol altı bu kısım. Çekin bakın. Burası kol altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 sıra kol altından itibaren ördüm. Santim olarak da vereyim size. Yine şöyle bakın, daha net görün. Şurası kol altı. Şuradan itibaren tam 20 santim. 20 santimde ölçüm var. Şimdi dip lastiğine gideceğiz beraber. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz, lastik gitmeden de, ama ben lastik gideceğim. Şimdi önce evet. Şöyle bir zincir çektim. Bakın hemen sıradaki ilmeğime şöyle önden lastik alıyorum. Bir tane arkadakinden. Bir tane öndekinden. Bir ön lastik, bir arka lastik şeklinde. Bakın şu şekilde geliyorum. Kadına doğru ilmeğimi alıyorum. Yanındakini bu şekilde alıyorum. Bu şekilde. Burgumuzu da yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir ön lastik, bir arka lastik. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Evet, sıra sonundaki burgu yerine geldik. Yine burgu yerine de baştaki gibi bir önden bir arkadan alarak ilerliyoruz. Evet, şu sondakinde şöyle ilmeğe takıyorum arkadaşlar. Döndürüyorum. Bir zincir çektim yine. Şimdi bakıyorum. Bu bir kabartı şeklinde, bakın. Şöyle önde bir kabartı şeklinde. Bunu böyle önden alıyorum. Bu
Arka tarafta kalmış. Arkadan alıyorum. Bu önde, önden. Bakın bu arkada, bunu da arkadan alıyorum. Önde gördüğümüz kabartıları önden, arkada gördüğümüz kabartıları da arka kısımdan alıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Toplamda 3 sıra yapacağım. Bu benim ikinci sıram. Üçüncü sıra bu tarafa döndüğümde bu dipteki lastik kısmını tamamlayacağım. Uzatmayacağım daha fazla. Siz isterseniz biraz daha uzun isterseniz eğer uzun yapabilirsiniz. Sonrasında ön kısma geçeceğiz. Evet, şimdi 3 sıra boyunca tamamlayalım ve gelelim. Evet, lastik kısmımızı tamamladık. Şimdi geldik bu tarafta. Şu ön yukarıya doğru devam edeceğim. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bu sırada çakma trabzan yapacağım arkadaşlar. Şöyle aynı yere bakın, aynı yere batıyorum. Şöyle yarıyorum. İpimi doluyorum, batıyorum, çıkıyorum. İpimdeki 3 tane ilmeği tek seferde çıkarıyorum. Çakma trabzan bu şekilde yapılıyor. Bakın yine bu şekilde. Aynı battığınız yere birden fazla batmayın. Bakın boşlukları değil, şöyle aralarda ilmeklerimizi yararak yapıyoruz. Bakın mesela burada bir boşluk oluştu. Ne yapacağız? O zaman şunu yaracağız. Bu şekilde yukarı doğru çakma trabzanlar yaparak ilerliyorum. Bakıyorum. Evet, bakın. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Evet, yukarı kadar geldim. Bakın şurada başlangıç noktama da bir tane çakma trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. Bu sırada sık iğne yapacağız. Her bir ilmeğe birer kere batıyorum arkadaşlar. İkinci sıram. Bu şekilde sıra sonuna kadar ineceğim. Evet, dibe kadar indim. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyorum, döndüm. Yukarı doğru tekrar sık iğne olarak devam edeceğim. Toplamda 5 sıra yapacağız. Şu anda 3. sıram. 4. sıramda ilik yeri ayıracağım arkadaşlar. Şimdi buraya da başa kadar gidelim. Sonra ilik yerlerimizi ayıralım. Ve o kısımları nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Şimdi ilik yerlerini ben ayırdım. Öncelikle şöyle dipten
bir yere işaretleyicimi taktım. Daha sonrasında da şurada düğmemi ayıracağım. Hani belirlediğim yere taktım. Hani nerede istiyorsam, yani şu en tepede istiyorsanız oraya takın. Ben şöyle ikinci sırada istedim arkadaşlar. Daha sonrasında da şu aralardaki sık iğneler 10 tane 10 tane olacak şekilde aralarını ayarladım. Siz daha fazla düğme iliği koyun, hani düğme yapmak istiyorsanız eğer daha az ayırın. Daha fazla daha az düğme istiyorsanız da daha fazla ayırabilirsiniz. Evet, şimdi yukarıdayım. İliklerimizi ayırarak aşağıya doğru ineceğiz. Şimdi bir tane zincirimizi çekelim. Pardon, başa gelmiş miyim? Geldim galiba. Şurada. Şurada arkadaşlar. Geldim mi? Geldim. Evet. Evet, şimdi döndürüyorum. Bir zincir, hemen dibine sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine de sık iğne yapıyorum. Şimdi buradayım. Eğer büyük düğme kullanacaksanız buradaki zincirinizi daha fazla çekin. Evet, şimdi hemen yanındakine sık iğne olarak bağlıyorum. Yine şu yuvaya kadar gelelim. Dediğim gibi ben bir tane zincir çektim ama siz eğer büyük düğme kullanacaksanız iki tane çekebilirsiniz. Yuvaya tekrar geldim. Bakın bir zincir çektim. Bu yandakine bağladım. Aşağıya doğru sık iğnelerle yine devam ediyoruz. Bütün iliklerimizi aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Dip kısma kadar inelim. Düğmenizin yani kullanacağınız düğmeyi arkadaşlar yaptıktan sonra buraya ölçün. Bu işaretlerimizi taktığımız yerde, yani bir zincir çektiniz, küçük düğme kullanacaksınız ama bir zincire de sığmayabilir. O zaman iki çekin. Üç zinciri iki çekin. Büyük düğme kullanacaksınız. İki zincire sığmayacaktır. Üç çekin. O şekilde burayı ayarlayın. Şimdi ama iki tane zincir çektiğinizde büyük düğmeye uygun gelecektir. Zaten hani açılacak, esneyecek. O yüzden birazcık da böyle bol bol çekersiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Şöyle dibe kadar gelelim. Evet, dip kısma kadar indim. Şimdi tekrar döndürüyorum. Son sıramı gidiyorum. Şimdi bu iliklerimizin içerisini dolduracağız arkadaşlar. Bakıyorum. Evet, şimdi şunu çıkaracağım buradan. Bakın bu yuvaya bir tane sık iğne, iki zincir de çekmiş olsanız bir tane sık iğne yapın. Evet, diğer bir yuvaya geldim. Bunu da çıkarıyorum buradan. Şimdi buraya da yine bir tane sık iğne yapıyorum. Yukarı doğru devam ediyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Yukarı çıktığımızda ipimizi koparalım. Diğer karşı tarafı da aynı şekilde yapacağız. Yine oranın da başlangıcını size göstereceğim arkadaşlar. Diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta şu üst kısımdan başlayacağız. Aşağıya doğru ineceğiz. Hemen şöyle bakın. Tepeden ilmek alacağım. İlk sırayı çakma trabzan olarak yapmıştık. Burada da yine çakma trabzan olarak yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimi doluyorum. Hemen yanındakine bağlıyorum. Çakma trabzan olarak ipimi doluyorum. Bağlıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bakın, ipimi doluyorum. Hepsini tek seferde çıkarıyorum.
Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Dibe kadar çakma trabzan. İkinci sırada da sık iğne yapacağız. Toplamda 5 sıra yapacağım. Burada düğme iliği ayırmayacağım arkadaşlar. İlk yerimiz karşıki taraftı. Batamadım bir türlü. Evet, şimdi isterseniz dip kısma kadar gelelim. Evet, dip kısma kadar geldim. Döndürüyorum. Şimdi sık iğne ile yukarıya döneceğim. 4 sırada sık iğne yapıp ön kısmımı bitireceğim arkadaşlar. Şimdi 4 sıra yapalım. İpimizi keselim. Sonra bir bakalım modelimize. Evet, tamamladım ön kısmını. Şöyle göstereyim bakın. İki ön kısmını da tamamladık. Düğmelerimizi de dikeceğiz arkadaşlar. Kol kısımlarına geçelim. Kollarının nasıl yapılacağını göstereyim size. Yeleğimizin. Şimdi bakıyorum. Ters yüzündeyim zaten. Şöyle kol altından, hemen kol altından ipimi takacağım. Şuradan. Evet. Şimdi burada lastiklerimizi devam ettireceğiz. Yani şu bedende yapmış olduğumuzu kolda da yapacağım arkadaşlar. Direkt lastik olarak öreceğim. Şöyle bakın. Bunu önden alıyorum. Bunu arkadan alıyorum. Aynı bedende yapmış olduğumu burada yapıyorum. Bunu önden alıyorum. Bunu arkadan alıyorum. Önden ve arkadan. Önden, arkadan. Evet, bu şekilde iki sıra öreceğim. Bu birinci sıram. Şöyle birazcık da sıkı sıkı yapıyorum lastiklerimi. Evet. Bakın burgu yerine geldim. Burgu kısmında da yine aynı şekilde bir tane önden, bir tane bu şekilde arkadan. Bir taneyi önden alıyorum. Bir taneyi de arkadan alıyorum. Önden. Sıra sonuna kadar böyle gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Burada birleşimimizi yapıyoruz. Şöyle yine bir zincir çektim. Bakın önde görünenleri önden alıyorum. Şöyle arkada görüneni de arkadan alıyorum. Öndekini önden, arkadakini de arkadan. Bu şekilde yine sıramızın sonuna kadar gelelim. Toplamda 2 sıra öreceğim demiştim. Bu ikinci sıram. Sonrasında ipimi koparacağım. Diğer kolumuzu da yine aynı şekilde yapalım. Düğmelerimizi de dikelim arkadaşlar. Yeleğimizin son haliyle gelelim. Evet arkadaşlar, yeleğimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi kollarını yaptım. Şöyle bu ipi gizleyeceğim birazdan. Diğer kolumuz da yine bu şekilde düğmelerimizi de diktik ve yeleğimi tamamlamış oldum. Böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model yapmaya çalıştım. Böyle burgulu kollarında, önlerinde burgulu bir model yapmaya çalıştım. Sizler de umarım kolaylıkla ve beğenerek örersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapan herkesin ellerine kollarına sağlık diyorum ve hepinize sağlıklı günler dilerim.